20. yüzyılın ortaları. Yer, Fransız sömürgesi altındaki Cezayir'de bir mahkeme salonu. 22 yaşında orta boylu, zayıf, esmer bir kadın. İşkence görmüş ve yaralı. Hakimin kararı, giyotinle idam. Salondaki izleyiciler kararla birlikte ağlamaya başlar ama o kahkahalarla karşılık verirken şöyle der. Bizi öldürmekle Cezayir'in bağımsızlığına kavuşmasını engelleyemeyeceksiniz. O kadın kim mi? Cemile Buhayrat. Namı diğer Cezayirli Cemile. Fransız sömürgeciliğine karşı verilen Cezayir Bağımsızlık Savaşı'na katılan binlerce kadından biriydi Cemile. Önce sömürgeciliğe, sonra da kendi ülkesinin erkekleşmiş tarihinin unutturmaya çalıştığı hafızalara karşı direndi. Cemile doğmadan 5 yıl önce 1930'da Cezayirli bir yöneticinin Fransız temsilcisine hakaret etmesi sonucu Fransa Cezayir'i işgal etmişti. Takip eden 5 yıl içinde ülkenin verimli topraklarına el konulmuş ve Cezayirlilerin olan bu topraklar Fransız yerleşimcilere tahsis edilmişti. Yıl 1935 olmuş ve hala işgal altındaki bu ülkede El Kasba'da Cezayirli bir baba ve Tunuslu bir annenin kızı olarak Cemile dünyaya geldi. Orta sınıf bir ailede 7 erkek kardeş arasında tek kız çocuğu olarak yetişti. 1945 yılında Fransa 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesini fırsat bilerek Cezayirlilere karşı büyük bir katliama giriştiğinde Cemile henüz 10 yaşındaydı. 8 Mayıs'tan 22 Mayıs'a kadar, yani 2 haftada, yani sadece 14 günde 45 bin Cezayirli katledildi. Bu katliam tarihe Setif katliamı olarak geçti. Bu kara günün ardından çoğunluğu öğrenci Cezayirli gençler Ulusal Kurtuluş Hareketi FLN'ye katılmaya başladı. Cemile'nin ilk isyanı henüz çocukken başladı. Sömürgeciliğin asimilasyon politikasına karşı durdu. Okulda her sabah okutulan Annemiz Fransa marşını Annemiz Cezayir diye okudu. Cemile bunu yaptığında henüz ilkokuldaydı ve okuldan uzaklaştırıldı. Kurtuluş Cephesi üyesi amcası tutuklandı ve idam edildi. 15 yaşında tutuklanan kardeşi de işkence yapılarak öldürüldü. Bu yaşananlar Cemile'yi korkutmak bir yana onun mücadele isteğini artırdı. İlk gençlik yıllarında bağımsızlık savaşçılarına katıldı. Silahlı mücadele biriminin lideri Yusuf El Saadi vasıtasıyla silahlı mücadeleye katıldığında 20 yaşındaydı. Dağdaki Kurtuluş Cephesi devrimcileriyle şehirdeki lider Yusuf El Saadi arasındaki iletişimi sağladı. FLN'nin Fedailer grubunda yer aldı. Cemile sömürgecilerin yollarına bomba yerleştiren ilk kişi oldu. Direnişteki kahramanlıkları ve popülerliği nedeniyle arananlar arasında da tabii ki popüler olup bir numaraya yükseldi. Fransızlar yakalanması için başına 100 frank ödül koydu. Cemile 1957 yılında Yusuf El Saadi'ye gizli bir mesaj ve belge ulaştırmak için yola çıktığı bir gün askerlerin pususuna düştü ve kaçmaya çalışırken açılan ateş sonucu omzundan yaralandı, yakalandı, askeri hastaneye götürüldü. O da böylece işkenceyle tanışmış oldu. Yarasını 17 gün boyunca elektrikle yaktılar. Vücudunda sigara söndürdüler. Askerlerin sorularına cevap vermeyince cinsel işkence de uyguladılar, tecavüz de ettiler. Gördüğü işkencelerden dolayı bilincini kaybetse de uyandığında Annemiz Cezayir demeye devam etti. Çağdaş tarihin işkenceleriyle ünlü cezaevlerinden Barbados'ta gördüğü bütün işkencelere rağmen direndi. Ne bir isim söyledi, ne de yoldaşlarının bulunduğu yeri. İşkenceyle geçen 23 günün ardından nihayet resmi bir soruşturma açılmasına izin verildi.
Tabii soruşturma sürecinde de her türlü baskıya maruz kaldı. Mesela yargıç Cemile ile avukatının bir saat bile yalnız görüşmesine izin vermedi. Avukat geri çekilmekle tehdit etti. Cemile de avukat olmadan tek bir soruya cevap vermeyeceğini söyledi. Soruşturma bir ay boyunca devam etti. Bu arada sömürge politikalarına karşı çıkan ve Cezayirli devrimcilere destek veren Fransızların da olduğu bir avukat grubu Cemile'nin mahkemesine katıldı. Fransız hakim Cezayir'de bir kadın kahraman yaratmak istemiyorum diyerek Cemile ile gizli görüşme yaptı ve şöyle bir teklifte bulundu. Doktor kontrolünde sana akıl sağlığının yerinde olmadığı raporu verelim, serbest bırakalım. Ama Cemile kabul etmedi. Tam tersi, duruşmalarda vatanını sevdiğini ve onun özgürlüğünü istediğini söyledi. Bunun için Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin saflarına katıldığını, bu nedenle işkence yaptıklarını, kardeşlerini öldürdüklerini, hatta mahkum edilecek olmasına rağmen geri adım atmayacağını söyleyerek tekliflere çok sağlam ve kararlı cevaplar verdi. Tüm ülkeyi bağlayıcı cümlesiyle şöyle devam etti. Ama bizi öldürürseniz unutmayın ki Fransız geleneklerindeki özgürlüğü katledersiniz. Unutmayın ki hiçbir zaman bağımsızlığı elde etmeye karşı durmada başarılı olamayacaksınız. Mahkemede geçen bir diyalogsa hafızalara kazındı. Mahkemede hakimin ısrarla "Sen bir Fransızsın" demesine Cemile "Hayır, ben Cezayirliyim" diye cevap verdi. Hakim suçlayarak "Sen bir suç örgütü üyesisin." Cemile ise "Ben direniş örgütü üyesiyim." Hakim "Sen bir suç işledin." Cemile ise "Hayır, sadece işgalci hainlere haddini bildirdim" diye karşılık verdi. Mahkeme Cemile hakkında 7 Mart 1958 yılında giyotinle idam kararı verdi. İdam cezası kendisine tebliğ edildiğinde Cemile kahkahalarla güldü ve şöyle dedi. Bizi öldürmekle Cezayir'in bağımsızlığına kavuşmasını engelleyemeyeceksiniz. Avukatlar, aydınlar, sanatçılar ve komünistler Fransız sömürgeciliğine karşı dünya halklarını ayağa kaldırdı. Özellikle cezaevlerinde Kurtuluş Cephesi aktivistlerinden binlerce kişinin ölmesi ve gizli işkence yerlerinin ortaya çıkmasıyla dünyanın ünlü kentlerinde gösteriler düzenlendi. Cezayir'e özgürlük ve Cemile Buhayra'da af sloganları yükseldi. Dünya genelinde milyonlar kararı kınamak amacıyla sokaklara çıkınca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Cemile için toplandı. Hindistan Cumhurbaşkanı Nuhri, Sovyetler Birliği Başkanı Voroshilov, Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır gibi dünyadan liderler onun affını istedi. Fransız aydınları da destek verdi. Fransız yazar, filozof ve feminist Simone de Beauvoir, Cemile'nin hikayesini kaleme aldığı yazısında şöyle dedi. Bir kadının bedenini savaş aygıtı haline getiren ülkemden utanıyorum. Cemile'ye şiş ve copla tecavüz eden askerler beni savunuyor olamaz. İşgali ve sömürgeciliği sürdürmek için ben Fransız vatandaşı olarak hiçbir postala yetki vermedim. Ben işkencecilerin yanında değilim. Kız kardeşim Cemile ile birlikte Cezayirliyim. Yazının Le Monde gazetesinde yayınlanmasının ertesinde gazete Cezayir'de toplatıldı. Ve kampanyalar sonuç verdi. 18 Nisan 1958'de cezasının giyotinle idamdan ömür boyu hapis cezasına dönüştürülmesiyle ilgili kararname yayınlandı. Ancak Cemile tutuklu kalmaktansa idam daha iyidir. Beni idam edin dedi. Sömürgeciliğe karşı mücadele Cemile'nin tutuklu bulunduğu 1957 yılında sadece bir yılda en güçlü hareketlerden birisi haline geldi. Silahlı kanada destek arttı. 7,5 yıl süren mücadele boyunca Fransa 400 bin civarında asker, uçak ve deniz kuvvetlerini kullandı. Hatta
Tunus ve Fas'la sınırları kapatmak için dikenli tel çekti. Yanık alan siyasetiyle 8000'den fazla köy yerle bir edildi. Cezayir halkı her gün binlerce kurban verdi. 1 milyondan fazla insan hayatını, 2 milyondan fazla insan evini kaybetti. 300 bin çocuk yetim kaldı. Bütün bunların sonunda 1962 yılında Cezayir bağımsızlığını aldı. Bağımsızlıktan birkaç ay önce anlaşma masası kurulurken binlerce tutukluyla beraber Cemile de cezaevinden çıktı. Cemile'nin cezaevinden çıkmasından kısa bir süre sonra avukatı Jacques Vergès Müslüman olup Mansur ismini aldı ve Cemile ile evlendiler. İki de çocukları oldu. Bağımsızlıktan sonra Cemile Cezayir Kadınlar Birliği Başkanlığı'na seçildi. Ancak ülkesindeki iktidarların uygulamalarını ütopyasından uzak bulduğu için bir süre sonra siyasetten çekildi. Ülkesinde mütevazi bir hayat sürdü. En son Filistin'in bağımsızlık mücadelesine aktif destek verdi. 8 Mart 2014'te Dünya Kadınlar Günü'nde dünyanın birçok ülkesinden 80 kadınla birlikte Gazze ablukasına karşı başlatılan yürüyüşü organize etti. Ülkesinin bağımsızlığını istediği için suçlandı. Hapis yattı, işkenceler gördü, oysa haklıydı. Haklılığının kanıtı ise ülkesinin bağımsızlığını kazanmasıydı. Cemile'nin hayatı filmlere, şiirlere, şarkılara, kitaplara konu oldu. Özgürlük mücadelesinin Afrika'daki simgesi olan Cemile Buhayrad'ın ismi şimdi de yeni doğan kız çocuklarında yaşıyor. Cemile Buhayrad, namı diğer Cezayirli Cemile.